Burası Başak Mahallesi Merkez Camisi. Caminin kürsüsünde, mihrabında ve minberinde değişik bir kompozisyon uygulanmış. Çok da hoşuma gitti doğrusu. Normalde minber caminin sağ köşesine yapılır genelde ve imam hutbesini irade ettikten sonra mihraba geçmek için caminin cemaatin arasından omuzundan atlayarak namaz kıldıracağı yere gelir. Ama burada farklı bir durum uygulanmış. Minber hemen mihrabın yanına, imamın hemen hutbeyi irade ettikten sonra inerek direkt namazgaha geçeceği yerle aynı hizaya dek getirmiş ki bu hoş bir durum ortaya çıkmış. Güzel bir kompozisyon ortaya çıkmış. Aynı şekilde kürsüde de aynı durum var. Kürsüyü hemen mihrabın yanına yapılmış. İmam ya da vaiz ya da konuşmacı hemen konuşmasını yaptıktan sonra direkt cemaate eziyet vermeden hemen geçebiliyor. Aynı şekilde minberde de aynı durum var. Görüyorsunuz, şöyle çıkalım, hatta gösterelim. Şöyle minberi açıyorsunuz, çıkıyorsunuz ve hutbeyi buradan irade ediyorsunuz. Şu karşıda da kürsü var. Burası da minber ve güzel bir uygulama olmuş. Cami oldukça büyük. Mamak Mahallesi'nin duyduğum kadarıyla en büyük camilerden bir tanesi. Mamak Başak Mahallesi Merkez Camisi. Yanlış bilgi almadıysam 5000 kişinin aynı anda namaz kılabileceği bir cami. Şöyle etrafını göstereyim. Sanki biraz Selçuklu tarzını andırıyor. Mihrabın üzerinde yarım bir kubbe var. Yarım kubbeyle ön tarafa çıkartılmış. Aynı hizada minber, mihrap ve kürsü aynı hizaya dek getirmiş. Yani bilinenin aksine sağ tarafta minber, sağ köşede minber, sol köşede kürsü yok. Minber, kürsü, mihrap aynı yerde. Bu da oldukça hoş bir durum ortaya çıkarmış. Sanki külliye tarzı bir cami. Dışarıdan girdiğimizde de o hisse kapıldık zaten. Bahçesine girdiğinizde İstanbul'da görmüş olduğunuz tarihi camilerin özelliklerini yansıtıyor sanki. Yapanlardan, vesile olanlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun diyoruz. Bize de bugün burada teravih namazımızı eda etmek nasip oldu. Hoş bir ortam var. Fazla ışığa boğulmamış, öyle göz kamaştıran, işte caminin ruhuna aykırı olabilecek ışıklandırma tarzı bir ışıklandırma yok. Güzel olmuş. Yapanlardan Allah razı olsun diyelim. Hayırlı akşamlar diyelim. Bu arada bahçeyi de gösterelim size. Ben bahçe dedim ama burası avlusu. Hemen burada şadırvanı var. Yarım kubbelerle oturma yerleri. Gördüğünüz gibi Osmanlı mimari tarzı. Biraz da Selçuklu mimari tarzını da andırıyor. Şadırvanı, avlusu, oturma yerleri, muhabbet yerleri. Oldukça güzel. Harika bir cami. Tekrar aynı duamızı tekrar ediyoruz. Rabbim vesile olanlardan, emeği geçenlerden ebeden razı olsun. Şu Osmanlı'da yapılan böyle bu tip yapıları artık günümüzde de gördüğümüz için kendimizi mutlu ve umutlu hissediyoruz. Rabbim inşallah bu külliye tarzı camilerimizin sayısını çoğalsın ki sadece namaz kılındıktan sonra kapısına kilit vurulup gidilen camilerden olmasın. Buranın altında
4-6 yaş arası kreş, gençlik merkezi gibi kültürler, yerler de var. Camiler sadece namaz kılınan yerler değildir bildiğiniz gibi. Kültürel etkinliklerin en fazla olduğu yerlerdir diyoruz. Ve hepinize hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Başak Mahallesi Merkez Camisi'nden hepinize selam ve saygılarımı sunuyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.